Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak videoların altına yorum bırakarak ve de katıl butonundan yapacağınız bağışlarla kanalı destekleyebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmından telegram grubumuza katılabilir ve de abone olun yanındaki zil tuşuna basarak e, videolardan anında haberdar olabilirsiniz hatırlatmalarımızı da yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte enerji sektörünün parlayan şirketlerine bakacağız. Ve bunlara bakarken de yine her zamanki kriterlerimizi uygulayacağız. Bu kriterlerimiz nelerdir? Ödenmiş sermaye, piyasa değeri, kaldıraç oranı, net borç, öz kaynaklar, ondan sonra karlılıklar, piyasa çarpanları ve de pek rasyolarına bakacağız arkadaşlar. Ve bunlara baktıktan sonra da sizlere ortaya çıkan hisselerden yani geriye kalan hisselerinde şöyle ufak da olsa bir teknik analizini yapacağım. Evet şimdi yavaş yavaş artık videonun içeriğine geçmek istiyorum. Öncelikle burada ödenmiş sermayeye bakmak istiyorum dostlar. Ödenmiş sermaye toplam enerji sektörünün toplamı 11 milyar 387 milyon olduğunu görüyoruz. Ve de baktığımız zaman enerji sektöründe 23 tane şirket var. Şimdi hemen ödenmiş sermaye ortalamasını bulmak istiyorum. Şimdi bunun için 11 milyar 387 milyonu 23'e bölersek bakın 495 milyon ortalama çıktı. 495 milyon ve üstünde yer alan şirketlerin ödenmiş sermayesinin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ortalamadan fazla olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 495'in üstüne baktığımız zaman bakın ak enerji, aksa enerji bunları eleyelim. Daha sonrasında e, aydem enerji var, aydem enerjiyi de elemek istiyorum. E, 495'in üzerinde bakın biotren çevre ve enerji var, bunu da eleyelim arkadaşlar. Ondan sonra baktığımız zaman enerjisi var, Enerjisa'yı eleyelim. E, Bir biraz aşağıda Galata Wind var, Galata Wind'i eleyelim. 495'in üzerinde yer alan et Huner enerji var. Hun yenilenebilir enerji. Bunu da elemek istiyorum. Ee, bir de odaş var. Odaş elektrik var. Odaş elektriği eledik. Bir de son olarak da zorlu enerji var. Zorlu enerjiyi de elemek istiyorum. Evet şimdi geldik. Ödenmiş sermaye anlamında şirketleri eledik. Piyasa değeri olarak da şimdi şirketlerimizi eleyelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, Piyasa değerimiz kaçmış? 98 milyar 705 milyon Ve de bunu 23'e böldüğümüz zaman 98.705 Bölü 23 yaptığımız zaman Enerji sektörünün ortalama piyasa değeri 4.29 Milyar TL Şimdi 4.29 yani 4.30 milyar TL'nin Yukarısında olan Şirketleri elemek istiyorum. Şimdi baktığımız zaman e, Burada Çan 2 termik var. Bakın 8 milyarlık bir piyasa değeri var. Hemen Çan 2 termiği eleyelim. Daha sonrasında baktığımızda Doğu Aras Enerji var. O da yaklaşık 5.76 milyar. Doğu Aras Enerji'yi de elemek istiyorum. Ee, ondan sonra bakın İpek Doğal Enerji var. Bu da 4.96 milyar TL. Bu da yine biraz da olsa e, ortalama piyasa değerinden yüksek durumda. E, başka var mı diye bakıyorum. Sanırsam İpek, İpek ile e, İpek'den sonra başka bir şirketi elememize gerek kalmadı. Şimdi ödenmiş sermaye olarak ve de piyasa değeri olarak e, şirketlerimiz eledik. Gelelim 3. kriterimize. 3. kriterimizde kaldıraç oranı. Kaldıraç oranı %66'nın yukarısında olan şirketleri elemek istiyorum. Kaldıraç oranı ne diye ben size ufaktan yine şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Kaldıraç oranı şirketin toplam yükümlülüklerinin aktiflere oranıdır. Ve bu oran ne kadar fazlaysa şirketin üzerindeki yükümlülük, şirketin üzerindeki ağırlık da o kadar fazladır. Tabii ki buna sektörel bazı bakmak mantıklıdır. Bu yüzden de sektörel bazı olarak %66'nın üzerinde olan şirketleri elemek istiyorum. Şimdi baktığımız zaman Aksu Enerji'nin bakın %84'lük bir kaldıraç oranı var. Aynı şekilde aşağıdaki Anel Elektriği'nde hatta aynı şekilde bakın Ayen Enerji'nin de %70-%80 sırasıyla kaldıraç oranı var. Bu iş şirket e, enerji sektörünün kaldıraç oranı ortalamasından fazla olduğu için eleniyor. Onun dışında %66'nın yukarısında yer alan başka bir şirket bulunmuyor arkadaşlar. Evet şimdi gelelim bir başka kriterimize. Bir başka kriterimiz de net borç bölü öz kaynaklar. Zaten direkt e, adından da anlaşılacağı üzere net borcun öz kaynakları bölümüyle ortaya çıkan bir oran. Ve bu orana baktığımız zaman enerji sektörünün ortalaması 0,92 ve de 0,92'nin üzerinde yer alan şirket o, yok. O yüzden de buradan hiçbir şirketi eleyemiyoruz. Evet şimdiye kadar e, geriye kalan şirketlerimizi teker teker sayalım. Esen var, Gesam var, Karye, Manas, Magen, Naten, Orge ve Pamel Elektrik. Şimdi arkadaşlar bu geriye kalan şirketlerimizin e, aktif karlılığına ve de öz sermaye karlılığına bakacağız. Şimdi aktif karlılıkla ve öz sermaye karlılığıyla sektörün altında kalan şirketleri elemek istiyorum. Yani... İki karlılıkta da sektörünün altında kalması bizim için kabul edilemez. Şimdi baktığımız zaman ikisinde de aşağıda kalan şirketlere Burada bakın gördüğünüz gibi Manas Enerji var. Manas Enerji aktif karlı %2,6. Öz sermaye karlı %3,5. Bu yüzden ikisi de sektör altında olduğu için bu şirketi elemek istiyorum. Daha sonrasında baktığımız zamansa bakın Pamele Aktif karlık %1,4, öz sermaye yüzde %1,9. Yine bakın, ikisi de sektörünün altında kalmış. Bu yüzden Pameli de elemek istiyorum. Evet, şimdi geriye kaldı arkadaşlar 6 tane şirket ve 6 tane şirketimizin de bir sonra bakacağımız etken piyasa çarpanları olacak. Piyasa çarpanları anlamında sektör ortalamasına göre çok uçan şirketleri elemek istiyorum. Öncelikle A.D olanlar var mı ona bakalım. Yani baktığımız zaman A A.D olan yok Tabi burada net portföy fava'ya bakmıyoruz. Net portföy fava'da çünkü herhangi bir piyasa değerinin etki edebileceği bir oran değil. Bundan dolayı piyasa değerinin etki edebileceği oranlara baktığımız zaman burada hiçbir şekilde A A.D olan şirket olmadığını görüyoruz. Şimdi burada fazla fiyatlanan şirketlere bakalım. Böyle bir şirket var mı? Şimdi FK ortalaması 17 ve de baktığımız zaman bütün şirketler 17'nin aşağısında. Bölü dd ortalaması 1,55. Yani 1,55'i geçen iki tane şirket var. Biri Gesan, diğeri de Orge. E, Gesan bir miktar geçmiş ama Gesan'ın diğer çarpanlarına baktığımız zaman FD/Fvek sektörünün aşağısında, FK sektörünün oldukça aşağısında. Piyasa değeri/satışta yine sektörün bir miktar yukarısında çok fazla değil. E, Net bölü olarak da e, yine sektörünün aşağısında kalmış. Şimdi burada Karya e, dikkatimi çekti. Karya'ya baktığımız zaman FK ve PDD'de sektörün aşağısındayken FDF ve sektörünün neredeyse 3 katına gelmiş. Yani 3 katı değil ama 2,5 kat civarında bir fazlalığı var. Onun dışında piyasa derimleri satışa baktığımız zaman 10,99 olduğunu görüyoruz. Ve de sektör ortalamasının neredeyse 8 katı civarında 8-9 kat arasında da ee, yine bakın bu anlamda bayağı bir fazla kalmış. Net borç bölü olarak da yine sektörünü ikiye katlamış. Yani bu yüzden biraz pahalı olduğunu ve de aktif karlı iyi olmasına rağmen öz sermaye karlı sektörünün de aşağısında kalmış. Yani kariye birazcık fiyatlanmış diyebiliriz şahsen. Hem çarpan hem de karlıkları bir miktar iyi değil. Bu yüzden kariyeyi elemek istiyorum arkadaşlar. et evet, kariyeyi burada elemiş olduk. Şimdi onun dışında başka böyle fazla çarpan olan var mı diye bakıyorum. Biraz Magen bakın biraz gözüme çarptı. Magen'e baktığımız zaman yine FD Fabrik sektörünün neredeyse 2 katında piyasa bölü satışta yine sektörünün 5 katından hatta 6 katında civarında olduğunu görüyoruz. Yine Magen'in de bir miktar FD Fabrik'in piyasa böyle satış anlamında fiyatlı olduğunu görebiliyoruz. O yüzden bu iki şirketi elemek istiyorum. Evet bu şekilde çarpan kısmında da elemelerimizi yaptık. Şimdi son olarak da peg rasyosuna bakacağız. Peg rasyosunda da arkadaşlar tek kriterimiz var. O da e, peg hem net kar büyümede hem de hisse başı kar büyümesinde birin aşağısında olacak. Bu kadar basit. Şimdi peg rasyosuna ben hemen şöyle değineyim arkadaşlar. Peg rasyosu aslında şirketin FK oranıyla büyüme oranı arasındaki ilişkidir. Ve aslında şirketin FK'sı düşük diye Şirket iyi olduğu anlamına gelmez. Burada aynı zamanda büyümeye de bakmak gerekir. Eğer siz büyümeye bakmazsanız sadece FK'ya bakarsanız yanıltıcı sonuçlar elde edebilirsiniz. Ve de baktığımız zaman arkadaşlar bakın burada Orgen'in hisse başı kar anlamında büyüme e, kat edemediğini görüyoruz. Bu yüzden de bakın Orgen'in hisse başı kar anlamında P grassusu D. çıkmış. Yani burada negatif çıkmış. Bundan dolayı da Orgen'i burada elemek istiyorum. Onun dışında peg rasyolarına baktığımız zaman bakın SN'in peg rasyosu 0.002 yani oldukça düşük. Gayet güzel. Hisse başı kar anlamında da aynı. Onun dışında GESA'nın da bakın 0.04 ikisinde de NATE'nin de 0.01 yani bu üç şirketin p peg da oldukça düşük. Evet geriye kaldı. Peg rasyonunda da eleme yaptıktan sonra 3 tane şirket arkadaşlar. 3 şirkete baktığımız zaman SN, Gesan ve Naten olduğunu görüyoruz. Ve bu üç şirketinde zaten Esen ile Naten aşağı yukarı aynı şirketler. Yani, e, ilk, yani aslında bir nevi iki tane şirket kaldı diyebiliyoruz. Yani tekrardan bunların e, durumlarına bakalım sektöre göre. Yani ödenmiş sarmaya baktığımız zaman yani Esen ve Naten'in özellikle çok, özellikle Naten'in ödenmiş sarması oldukça düşük. Piyasa değerleri hepsinin düşük. Yani 2 milyar bile değil yani adam akıllı. Bu da yine düşük. Kaldıraç oranları da yine sektör aşağısında. Zaten hepsini baktık. Yani genel anlamda sektörel bazı çarpanlara da bakarsak e, GESAN biraz fiyatlı duruyor açıkçası. Ama GESAN'da FD FAVÖK'te piyasa denebilir satış anlamında güzel. Net portföy fabrik anlamında güzel. FK ve PDDD'ye baktığımız zaman ise bu seferle Esen naten oldukça iyi duruyor. Karlılık anlamında da yine Esen naten bir miktar daha iyi duruyor. Yani genel anlamda bu üç şirket sektörüne göre oldukça güzel arkadaşlar. Şimdi gelelim bu şirketin şirketin başka büyümelerine de bakalım. Ve de son olarak da teknik analizine bakalım. Şimdi burada GESAM var. E -S -S boğa var. Başka hangisini açmıştık? CARYE'yi açmışız. CARYE'yi elemiştik. Magene elemiştik. Ve de var. Evet şimdi bakalım en başta ESEN'e. ESEN'in e net kar dışında e, büyümelerine baktığımız zaman bakın net satışları gördüğünüz gibi e, 2019'un son çeyreğinde 23 milyonken 555 milyona çıktığını görüyoruz. Oldukça güzel bir büyüme var. Fabriklerine baktığımız zaman 10.53'ten 244 milyona çıkmış. Bu anlamda da gayet güzel. Net kar zaten ne kadar iyi büyüdüğünü Pegasus'un e, düşük kalmasından anladık. Öz kaynaklara baktığımız zamansa bakın 2017'nin son çeyreğinde 40.000 TL yani tam tamına 40.000 TL olan öz kaynaklar şu an itibariyle 3.4 milyara gelmiş durumda. İnanılmaz bir büyüme de öz kaynaklarda olduğunu söyleyebiliriz. Yani E'sin gerçekten de güzel bir büyümesi var. İç savaş baktığımız zaman ise bakın 1.28'den 15.32'ye gelmiş ve de sadece bakın bir sene içerisinde. Yani bir sene bir çeyrek diyelim 1.25 sene diyebiliriz buna. Yani gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Gesan'a gelelim. Gesan'a baktığımız zaman bakın satışlarımız 361 milyondan 1.23 milyara gelmiş durumda. Yine gayet başarılı bir büyüme. Favöklerine baktığımız zaman 79 milyondan 382 milyona gelmiş. Burada da yine gayet başarılı bir büyüme var. Netkar negatiften bakın pozitife gelmiş durumda. Bu anlamda da başarılı. Öz kaynaklarına baktığımız zamansa 74 milyondan 912 milyona geldiğini görüyoruz. Yine Yani yine burada da oldukça güzel bir büyüme var. Şimdi hisse başı kâra bakarsak bakın o da negatif hisse başı kârdan pozitif 1.92 gelmiş durumda. 2019'un son çeyreğinde de hatta 0.16'ymış. Burada da yine gayet düzenli güzel bir büyüme var. Şimdi son olarak Naten'e bakalım. Naten'in büyümelerine baktığımız zamansa bakın satışlarımız 2018'in son çeyreğinde 20 milyonmuş. 20 milyondan 623 milyona gelmiş. Oldukça güzel. Fabeklerine baktığımız zaman 9 milyondan 255 milyona gelmiş. Bu anlamda da gayet güzel. Net kar yine gayet güzel büyümüş. 8 milyondan 611 milyona. Öz kaynaklarına baktığımız zamansa bakın öz kaynaklarımız 100 milyondan 2.38 milyara gelmiş durumda. Yine Naten'de oldukça güzel büyüyen şirketlerden birisi. Şimdi 3 şirkete de şöyle baktık. Bir de son olarak teknik olarak bakalım biraz da. Öncelikle harf sırasına göre gittiğimiz zaman SM var. SN'e bakarsak şöyle grafiğine. Şimdi SN'in grafiğine baktığımız zaman ben daha önceki analizlerimden de hemen bildiğim için şöyle çizmek istiyorum sizlere. Bakın şu şekilde bir filama formasyonu var. Ve bu filama formasyonu da hala bakın gördüğünüz gibi yukarı kırılmasına rağmen ve teyit alınmasına rağmen hala yatay şekilde hisse seyretmeye devam ediyor ve bu filama formasyonu da hedefi yaklaşık olarak şöyle e, filamanın sapını alırsak arkadaşlar Kulonlarsak gördüğünüz gibi e, 59 lira civarında bir hedef fiyatı bulunuyor esenin yani oldukça iyi ve daha primlenmemiş olduğunu görüyoruz teknik olarak yani teknik analiz anlamında Şimdi harf sırasına göre gidiyoruz demiştik. İkinci şirketimiz bu sefer de Gesan. Gesan'a baktığımız zamansa Gesan'da yine bakın arz fiyatından itibaren bir miktar primlenmiş. Daha sonra düşmüş ve şu anda arz fiyatına oldukça yakın olduğunu görebiliyoruz. Hatta şöyle ayrı bir sekmeden bakalım. Gesan arz fiyatı diye. Halka arz fiyatı. Bunu yazdığımız zaman bakın 17 liradan arz olduğunu ve şu anki fiyatının 19 lira olduğunu görebiliyoruz. Ve de zaten ucuz olduğunu, sektörü göre iyi olduğunu da bulduk. Çok fazla primlenmediğini söylesek yanılmış olmayız diye düşünüyorum. GESAN içinde şöyle teknik yerlere bakarsak. Bakın şöyle 1965 ile, şöyle yatay çizgimizi de alalım. 1965 ile 18.84. Burası direnç bandı. Yani burayı kırıp buradan teyit alınırsa... E, buralar e, giriş bölgeleri olabilir. Haftalık bazda tabii ki bunlar. E, onun dışında daha da aşağı gelirse bu sefer de 16.02 ile 16.85 bölgesi iyi bir alım fırsatı olabilir Gesan hissesi için. Şimdi Natene bakalım bir de. Son olarak Natene baktığımız zamansa bakın Naten'de şöyle bir formasyonumuz vardı. Ben hemen çizmek istiyorum sizlere. Şöyle e, paralel kanalımızı alalım arkadaşlar. Ve de paralel kanal aldığımız zaman bakın şöyle biraz da geniş çap alalım. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir bayrak formasyonu var. Ve bayrak formasyonu da yukarıya doğru kırdığını yani ne zaman kırmış? 24 Ocak 2022 haftasında yukarı doğru kırıp bakın teyit almış ve bir miktar primlenmiş. Ama yine çok fazla primlenmediğini söylemek gerekir aslında. Ama bunun tek sıkıntısı biraz 52 hafta zirvelerine yakın. Yani bu yüzden eğer buradan giderse kar marjı çok yüksek olmayabilir. Tabii gidebilir. Yani hemen gidebilir. Bunu bilemiyoruz tabii ki. Ama kar marjı bir miktar daha düşük kalabilir yani diğerlerine nazaran. Ama Natay'ın da yine gayet güzel bir hisse. Ve baktığımız zaman da 75 liralara doğru bir filam hedefi gözüküyor arkadaşlar. Pardon bir bayrak hedefi gözüküyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda hangi sektörü yapmak istediğimi mutlaka yorum kısmına belirtin arkadaşlar. Ve ben de sizlerin yorumlarınızı dikkate alarak bir sonraki videoyu çekeceğim. Hangi sektörü yazarsanız hangi sektör daha fazla istenirse mutlaka onun videosu gelecektir. Evet videoyu kapatmadan önce hemen uyarımı da yapmak istiyorum. Bu videoda anlatılan hiçbir şirket kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Burada sadece bir eğitim çalışması yapmaya çalışıyoruz. Yani siz bu videoyu izlediniz diye direkt gidip hisseyi almamalısınız. Siz de mutlaka kendi araştırmalarınızı yapmalısınız. Evet kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.